Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün 8 Şubat 2016 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı bugün başladı. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başladı. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen okul sütü programı kapsamında minik öğrencilere okul sütü dağıttı. Vali Kahraman, 15 günlük yarı yıl tatilinin ardından Kavakyolu beldesinde yeni hizmete giren Kavakyolu Anaokulu'nun açılışını yaparak minik öğrencilere okul sütü dağıttı. Vali Kahraman'ın katılımıyla Kavakyolu Anaokulu'nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Mollaoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kavakyolu Belediye Başkanı Fikret Keskin ve ilgili kurum amirleri katıldı. Açılış töreninin ardından minik öğrencilere süt dağıtımı yapan Vali Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek sütün önemine yönelik sorular sorup faydalarını anlattı. Al kızıma. Tamam. Sayın seyirciler, Ankara'nın Etimasgüt ilçesinde bir otomobilin ters yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden Hava Kuvvetleri'nde görevli Üsteğmen Mustafa İçer, babası Abdullah İçer ve annesi Nermin İçer Erzincan'da toprağa verildi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ankara Bulvarı'nda merkez istikametine doğru seyir halinde olan 06 plakalı otomobil ile ters yönden gelen 06 plakalı aracın güvercinlik girişinde kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden Hava Kuvvetleri'nde görevli Üsteğmen Mustafa İçer, babası Abdullah İçer ve annesi Nermin İçer memleketleri Erzincan'da Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, kamu kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan ile hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada hayatını kaybeden Üsteğmen Mustafa İçer'in eşi Fatma İçer'in ise Ankara'da defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin 7 yaşlarındaki kızı Zehra ile 3 yaşındaki oğulları Hasan'ın da Ankara'daki hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. Biz aklıyla çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Abilerimize Rabbimden niyazımız bu ağır imtihanı en güzel şekilde atlatmalarıdır inşallah. Rabbim gönüllerine yaklaşacağına inanıyor ve dua ediyoruz. Ve son vazifemizi de yapmak üzere şimdi kendilerine hem şahitlik hem de helallik ediyoruz. Sayın seyirciler, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret eden Erzincan İl Protokolü karın cazibesine dayanamayarak kar topu oynadı. Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret eden il protokolü karın cazibesine dayanamayarak kar topu oynadı. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut'un kar topu oynaması, Vali Kahraman'ın konuşması, Belediye Başkanı Başsoy'un konuşması, Erzincan protokolünün kar keyfi, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ni incelemelerde bulunmak üzere ziyaret eden il protokolü karın cazibesine dayanamayarak kar topu oynadı. Oh, Engin takviye veriyor. Engin. Evet, haydi arkadaş. Göreceğim mi? Sayın milletvekili de mi? Ben buradan piyasaya gitmiştim. Vekil de. Ya biz teşkilata atmayalım arkadaşlar. Teşkilata arkamızda alalım. Ben gerçekten arkada bir top geldi. Yani devlete karşı bir top atışı yapıldı.
O sıra bu oradan başladı. Abi herhalde... sizi cevapsız bırakmadınız. Evet, cevapsız bırakmadı. Daha sonra biliyorsunuz bu top ateşe basına doğru yöneldi derken basın da tabii boş durmadı. Basın da top atışı yapanlara karşı bir top atışında bulundu. Sonunda güzel bir ortam oluştu. Çok hoş bir ortam oluştu. Kar topu kardeşim, kışın vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesi. Kar varsa kar topu oynanır ya da kayak yapılır. Biz kayak startını verdik. Daha sonradan kendi aramızda sayın valimizle, milletvekilimiz, sizlerle kar topu oyununa başladık. Çok da güzel oldu. Sayın seyirciler, Erzincan'ın ilk Z kütüphanesi açıldı. Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Başkanlığı'nda Erzincan'da ilk Z kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışını Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Sarkı Doğru, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gül, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Kamu Kurumu Yönetimlerinin amirleri ve ahlarına katıldı. Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Yılmaz açılış konuşması yaparak okul hakkında bilgiler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilerek yaptırılmıştır. Kütüphanemizde 9 adet bilgisayar, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, yaklaşık 2500 adet kitap bulunmaktadır. Onarım, aydınlatma ve tefrişat dahil yaklaşık maliyeti 93.000 TL'dir. Z kütüphanemiz renk ve tasarımlarıyla sıra dışı özellikler taşımakta ve geleneksel resmi kurum atmosferini aşmayı hedeflemektedir. Kütüphanemizle mekansal tasarım ve iç mimari sanatının görünür olduğu estetik, işlevsel, okuyucuların her türlü çalışmalarına elverişli, sıcak ve sevimli bir ortam oluşturmayı amaçladık. Z kütüphanemizin planlama sürecinde giriş, dolaşım, danışma alanı, bireysel okuma ve çalışma alanı, ders çalışma ve araştırma alanı, rahat okuma alanları, görevli çalışma alanları, bilgisayar alanı, grup çalışma alanları oluşturmaya çalıştık. Z kütüphanemizi oluştururken okul müfredatında belirlenen eğitimsel amaçları desteklemek ve güçlendirmek, öğrencilerde okuma, öğrenme ve kütüphanelerden ömür boyu yararlanma alışkanlığı oluşturmak, bilme, anlama, hayal kurma ve keyif alma amaçlı bilgi üretme ve edinme fırsatları oluşturmak, kültürel, sosyal farkındalık ve duyarlılık geliştiren aktiviteler düzenlemek, okulun misyonuna ulaşması konusunda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerle işbirliği içerisinde çalışmak, entelektüel özgürlüğün demokrasiyi geliştirecek etkili ve sorumluluk sahibi yurttaşların oluşmasında neden önemli olduğunu bilerek çalışmak gibi daha birçok hedefi gerçekleştirmeyi amaçladık. Yapılan konuşmanın ardından protokol tarafından açılışı yapılan kütüphane. O kadar güzel şey anlatıldı ki bu kütüphanelerimiz de inşallah biz özel sektörün de daha önüne, daha ötesine geçmeyi amaçlıyoruz. İnşallah biz bu müesseselerimizde özel sektör de bizim yerimizde kalacak diye düşünüyoruz. Özel sektöre de örnek olacağız. Çünkü devlet çok güçlü. Her şeyimiz var. Neden biz herkese örnek olmayı düşünüyoruz? Bu amaçla bu güzelliklerle bu güzel eserimizi zenginleştirmiş ve zengin kütüphanemizi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Sayın seyirciler, Erzincan'da yaklaşık 20 mahalleye hizmet veren Kablo TV ilerleyen günlerde hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Erzincan'da yaklaşık 20 mahalleye hizmet veren Kablo TV ilerleyen günlerde hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Kablolu TV Erzincan İl Müdürü Mehmet Gökçe 2015 yılında yapılan çalışmalar ve 2016 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2016 bizim için çok 2015 verimli geçti. 2016 içinde özellikle Halit Paşa, Fevzi Paşa, İzzet Paşa caddelerini de bitirerek Ordu Caddesi'nde hizmet vermeye başladık zaten. Bunun yanında polis lojmanlarına hizmet vermeye başladık. 2016 içinde Kavakyolu, Toki binalarına hizmet vermeyi planlıyoruz. Erzincan'da şu anda 3000'e yakın abonemiz var.
En son Taksim TOKİ'ye hizmet verdik. Mümkün olduğunca Erzincan'da şebekeyi genişletmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız yatırımlarda da bunun semeresini gördük. Belediyemiz de sağ olsun bize son derece yardımcı oldu. Bizim TürkSat olarak verdiğimiz hizmetler gayet uygun fiyatlı ve geniş kapsamlı hizmetler. Televizyon hizmeti olsun, internet hizmeti olsun. Bu sene vermeye başladığımız telefon hizmeti olsun. Halk tarafından oldukça beğenilen hizmetler. Tüm Erzincan'a bu hizmeti yaymayı planlıyoruz. Efendim, kaç mahallede şu anda hizmet veriyorsunuz? Şu an yaklaşık 15-20 mahallede varız. Bunu da peyderpey zamanla genişletmeyi düşünüyoruz. Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 13 kişi yaralandı. Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza dün saat 03 sıralarında Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Sansaderesi mevkiinde meydana geldi. Devrilen otobüstekilere ilk müdahaleyi aynı istikamette seyreden başka bir yolcu otobüsünün yolcuları yaptı. Yaralı 13 kişiden 7'si Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 6'sı Tercan Devlet Hastanesi'ne araçlarla götürüldü. Sayın seyirciler, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır gazetecilere eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır gazetecilere eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Karabayır, il müftülüğü olarak yapılan çalışmaları anlattı. Eğitim faaliyetleri olarak da malumunuz bizim bir tanesi Etek Kur'an kursumuz Recep Demir. Biliyorsunuz o ailenin, Demir ailesinin yaptırmış olduğu ve birçok ilimizde bulunmayan hakikaten güzel bir Kur'an kursu Erzincan'ımıza kazandırmış oldular. Onlara da huzurlarınızla ayrıca teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak onlara da hayırlı uzun ömürler versin diyorum. 85-90 öğrencimiz orada hafızlığa devam ediyorlar. Nasip olursa inşallah bu sene orada başkanlığımızca uyguladığımız bir özel bir projeyle hafızlarımız yetişiyor. Kısa bir zamanda, 1,5 yıl içerisinde hafızlarımız yetişiyor. Aynı şekilde Süreyya Hatun dediğimiz Akyazı'da bir Kur'an kursumuz var. Merkezde Sümbül Valide bayanlara yönelik kursumuz var. Ahmet Seher Kur'an kursumuzda da üniversitede okuyan öğrencilerimize hem yurt olsun düşüncesiyle o kursumuzu bir yurda çevirdik. Ve o yurtta kalan 35-40 öğrencimiz, kız öğrencimiz barınıyorlar. Aslında bizim niyetimiz, Cenab-ı Hak nasip ederse vakfımıza, Diyanet Vakfımıza ait öğrenci yurtlarını çoğaltmak, yurt yapmak. Bu yüzden Kavak yolunda bir projemiz var. Kavak yolunda belediye başkanıyla beraber yürütmüş olduğumuz en az 100 kişilik kapasitede bir yurt projemiz var. Aynı zamanda Karaağaç Kur'an kursumuzu biliyorsunuz. Çoğunuzun okuduğu Erzincan'ımızın emektar işte binası depremde ve uzun yıllar ayakta olduğu için görmüş olduğu zarar dolayısıyla yıktık ve yeniden çok kısa bir zaman içerisinde Erzincan'ın iş adamları, hayırseverleri vesilesiyle birinci katı gördüğünüz gibi ilk temeli de beraber atmıştık sizlerle beraber. Şimdi birinci katı kar yağmadan önce kaba olarak atılmış oldu. İnşallah Mayıs ayın olmadan kaba inşaatını bitirmeyi planlıyoruz. Oraya da bizim Erzincan'ımızda hafızlık yapan, çünkü malum halleriniz din hizmetlerinde bir din adamını günceli yakalayabilmesi, asrının din adamı olup problemleri çözebilmesi, önder, örnek olabilmesi için Kur'an'ı ezberlemesi, ama ezber yetmiyor, onu anlayıp o Kur'an'dan aldığı feyzi halka verebilmesi gerekiyor. Bu yüzden belki bugüne kadar sadece hafızlık bizim için çok mühim gibi görülüyordu toplum açısından, ama esas hafızlıktan sonrası son derece önemli. Adeta temeldir hafızlık. Ondan sonra Kur'an'ı çok iyi anlayan ve akademik çalışma yapabilecek olan, işte gönül dünyasının zenginliklerini halka sunabilecek ufku açık alimler, din alimleri, din adamları, din gönüllüleri yetişsin düşüncesiyle Karaağaç'ımızı da inşallah hafızlık sonrası bir eğitimin verileceği bir bina olarak planladık. Orada 100 kişilik inşallah şöyle hayal ediyoruz. Hafız olup da ilahiyat
bünyesinde ilahiyat branşını seçip orada yetişmek isteyen hafızlarımıza ortamı hazırlayıp onların aynı zamanda akademik çalışmalar yapmalarını sağlamak ve bu meyanda onları yetiştirmeyi planlıyoruz. Yani yüksek lisans bile yapmak istiyorsa o binada yapsın istiyoruz. Sadece Kur'an'ın lafzını değil, manasını da müzakere eden, ondan fikirler üretebilen bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah Erzincan'ımız için. Bu aynı zamanda İlahiyat Fakültesi'nde de okuyacak bu çocuklarımız. Bu projeyi sadece müftülük olarak değil, İlahiyat Fakültesi dekanımızla da görüştük. Onlarla çeşitli protokoller de imzaladık. Onların bünyesinde bu eğitimin ilahiyat destek programı olarak da devam etmesini planlıyoruz. Yoksa sadece bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın Taşra'da yapmış olduğu bize has bir hizmet değil. Birlikte beraber, İmam Hatip liseleriyle birlikte, ilahiyatlarla birlikte, ilgili olan herkesle birlikte bu hizmeti yürütmeyi planlıyoruz inşallah. 6 tane öğrenci evimiz de var müftülük bünyesinde. Şunu hayal ediyoruz. Aslında çok böyle kendi branşımız olarak masrafsız, çok sade, çok kıymetli hizmetimiz olabilir. O da şöyle. Mesela Erzincan'ımızda diyelim ki 20 tane büyük camimiz merkezde varsa ben buna suffa projesi, her caminin bir suffası olsun projesi olarak ben düşündüm. 6 tane evle başlamış olduk. Yani cemaati olan bir camimiz, din görevlisi ve dernek başkanıyla birlikte bir ev tutacaklar. Edirne'den, İstanbul'dan, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelmiş olan, Erzincan'da üniversite okuyan öğrencilerimize büyüklük yapacaklar. Onlara bir ev tutacaklar. Çocuklar zaten belli bir miktar masraflarını karşılayacak. Ama din görevlisi, dernek başkanı arkadaşlarımız, o caminin cemaatimiz, işte tıp fakültesinde, hukuk fakültesinde veya farklı farklı fakültelerde okuyan öğrencilerimize orada büyüklük yapacaklar. Sahiplenecekler yani. Sayın seyirciler, Yoğurtlu Belediye Başkanı Bülent Caman, belediye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğurtlu Belediye Başkanı Bülent Caman açıklama yaparak beldede yapılan çalışmaları ve hizmetleri değerlendirdi. Beldemiz Erzincan merkezde 0 kilometre olup, yani mesafesi 0 kilometre. 2014 nüfus sayımı 3416, şimdi 200 nüfus daha düştü, 3217 civarında bir nüfusa sahip. Yoğurtlu beldesi, Barış Mahallesi ile Yoğurtlu merkezi birleşerek bir belde haline gelmişti 95 yılında. 20 yıldır, 2014'e kadar 20 yıldır beldemiz belediyecilik hizmetlerinden sadece kanalizasyon hizmetlerini alabildi. Ve merkezi yönetimden ve kendi bütçe imkanları da el vermediği için ve merkezi yönetimden de hizmet alamadığı için Erzincan'ın en geri kalmış köyünden daha geride kaldı ve hizmete muhtaç bir hale geldi. Ben 2014'te göreve geldiğimden beridir kendimizce bir program halinde oluşturup belediye içinden çıkan biri olarak beldenin sorunlarını tespit ettik ve ona göre 5 yıl içerisinde yapacağımızı bir program haline dönüştürdük. Beldemizde 24 kilometre imar yolu mevcut olup bakanlığın katkısıyla, Binali Bakanımız Binali Yıldırım Bey'in katkısıyla şehri havaalanına bağlayan 2,5 kilometrelik yol sıcak asfalt haline dönüştürüldü. Onun dışında bu iki yıl içerisinde Cengiz Topel Mahallemizin 3,5 kilometre yolu soğuk asfalt sati kaplama şeklinde yapıldı. Kalan yollar içinde öncelikle 45-50 yıldır değiştirilmeyen su şebekesinin boruları değiştirilerek üzerine kilit parke ve bazı yerlere de satik kaplama şeklinde yapılacaktır. Ama bunlar bir plan dahilinde. 2019'da beldemiz kapanmasına rağmen biz belde halkına verdiğimiz bu söz gereği bu hizmetlerimizi bir şekilde bitirip ve yerine getireceğiz. Beldemizin en büyük sorunu sadece yol, asfalt ve kanalizasyon, su şebekesi, park değil. Yani belediyecilik olarak beldemizde hiçbir hizmet bulunmamakta. Ne yeşil alan, ne park, çocukların oynayabileceği park alanı, ne su şebekesi. Bunları inşallah ki bu süreç içerisinde belli program dahilinde yapacağız ama beldemiz eğitim alanında da gerekse ekonomik açıdan da çok fakir, gerçekten her açıdan fakir bir belde. Bunun nedeni özellikle merkezi hükümetlerden şimdiye kadar biz bir hizmet, yani bu dönem dışında alamadık. Beldemizde bizim yaptığımız tespitlere göre
en büyük makam öğretmen olarak ve bir tane avukat dışında herhangi bir şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya unvanlı olarak çalışan piyasada kişi sayısı, buna hizmet alımı da dahil belediye dışında 15 kişi değildir. 15'i geçmez. Bilemediniz 16'yı geçmez. Bunun dışında beldemizde bütün genelde halkın belli bir kesimi sosyal yardımlaşmadan faydalanmakta, diğer kesimi de inşaatlardan veya çiftçilik veya hayvancılıkla geçimi temin etmekte. Biz en büyük hedefimiz ki, çünkü işsizlik bu beldenin 20 yıldır, yani kurulduğu günden beridir en büyük sorunu ve sıkıntısı. İlk olarak kendi bütçe imkanlarımız çerçevesinde yaklaşık 30 kişiye yakın istihdam sağladık. Sadece belde içerisinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aracı olarak belli bir kimsenin çalışmasına veya bir şekilde işe girmesine sebep oldu. Bizim en çok üzerinde durduğumuz yolu, su şebekesi ve bu istihdam konusunda, eğitim konusunda insanlara yani belirli bir noktaya gelmesini sağlamak. Bunun için mutlaka ki hükümetten, gerek vekillerimizden, gerek bakanımızdan, mutlaka ve gerek valimizden geçen gün ziyarete geldi. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Biz bunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Yoğurtlu Beldesi eğitim alanında, belediyecilik hizmeti alanında, ekonomik anlamda gerçekten fakir bir belde ve her zaman her konuda yardıma ve hizmete, desteğe mutlaka ve mutlaka ihtiyacı var. Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kış şartlarına göre hayvanların bakım ve ihtiyaçları gideriliyor. Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kış şartlarına göre hayvanların bakım ve ihtiyaçları gideriliyor. Konu hakkında bilgi veren Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halit Mutlu, Erzincan'da başıboş gezen hayvanları rehabilite eden bir çalışma silsilesiyle hizmet verdiklerini ifade etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan hayvan barınağımızda her yıl sonu itibariyle bazı değerlendirmeler yapmaktayız. Bu sene itibariyle de bu aya sarkmış bulunmaktadır. Hayvan barınağı içerisinde köpeklerin, maymunların, kanatlı hayvanların olduğu geniş bir yelpazede hizmet gören, veren bir birimimizdir. Hayvan barınağının asıl amaç olarak faaliyet göstermesindeki unsurların başında Erzincan ili sınırları içerisindeki başıboş hayvanların rehabilitesini öngören bir çalışma silsilesi izlenmektedir. Burada kanunu gereklilik noktasında dışarıdan almış olduğumuz hayvanları, bunların en önemlisi tabii köpek, köpekleri alarak barınakta tedavilerini yapıp en son kısırlaştırma işlemlerini bitirdikten sonra hayvanın iyi olma sürecini de göz önüne alarak 7 gün içerisinde almış olduğumuz ortama bırakmak zorunluluğu vardır. Bunun denetimini valilik üzerinden Milli Parklar Genel Müdürlüğü de bu konuda denetimler yapmakta. Hayvanlar üzerinde şöyle bir durum oluşmakta. Arkadaşlar şu soruları bize çok sormakta. Neden yani hayvanları serbest bırakıyorsunuz? Köpekler niye halen bizim mahallemizde dolanıyor gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Şunu hemşerilerimiz bilmeliler ki her alınan hayvan 7 gün bizde ancak misafir kalabilir. Onun dışında 8. gün, 9. gün olarak bile barınağımızda tutma şeyimiz yoktur. Kısırlaştırılan hayvanlarımız kulak küpeleriyle tekrar serbest bırakılmakta. Bunlar üzerinden de takibatı yapılabilmektedir. Bu yıl itibariyle, yani bu yıl derken 2015 yılı itibariyle sokak hayvanlarından 411 tane hayvanı barınağımızda kısırlaştırmışız. Ayrıyeten 917 tane de hayvanın diğer sağlık problemleriyle alakalı tedavileri yapılmış. Bu şekilde bir çalışma düzeni var hayvan barınağının. Tabii kış olması hasebiyle idimiz merkezinde şu anda
hayvan popülasyonu bayağı bir artmış bulunmakta. O da beldelerde gıda sorununu çözemediklerinden dolayı hayvanlar artık mahallelere bir şekilde taşımışlar kendilerini. Bu nedenle şu anda mahallelerimizde hayvan sayısı biraz fazla görünmekte. Bunun sebebi de bu. Ama biz tabii yaptığımız çalışmalar neticesinde mahallelerin dışarısında belediyelerin de mevcut hayvanlarını alarak hem bakım, sağlık kontrolleri ve kısırlaştırmalarını da yapıp tekrar bırakmaktayız. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızı şöyle sonuçlandıracak olursak, barınağımızda şu an çalışmakta olan 3 tane veteriner hekim, 1 tane veteriner sağlık teknisyeni bulunmakta. Bu işi de çok profesyonelce yapmakta. Tabii ki valiliğimizin, sayın valimizin de bu konuda çok önemsediğini biliyoruz bu işleri. Arkadaşlar da bu noktada gayet dikkatli bir şekilde işlerini yapmaktadırlar. Sayın seyirciler, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Lokman Turan, amatör futbolda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Lokman Turan, amatör futbolda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Turan açıklamasında amatör futbolunu oynatacak yeterli sahanın olmadığını ifade etti. Şu anda oldukça sıkıntılı problem yaşıyoruz. Müsabakalarımızı oynatıyoruz ama ne şartlarda oynattığımızı bir gelip görmeleri lazım. Tüm bu Erzincan'daki üst düzey protokoller, valilikten tut, belediye, özel idare varana kadar. Biz şu anda genç maçlar oynatacağız, saha bulamıyoruz. Ülkü kompleksimiz, sahamız vardı orada. Yaklaşık geçen sene Ramazan ayı bayramında birinci günü yandı. O günden beri biz müsabakaları oynatacak saha arıyoruz. Gençlik İl Müdürlüğü sağ olsun bir tane sahamız var Demirkent'teki şu anda bulunduğumuz saha. Burayı her müsabakaya da açmaya çalışıyoruz, oynatmaya çalışıyoruz. Erzincan'da akademiliği var. Genç kızlar maçımız var. Genç maçlarımız var. Amatör maçlarımız var. Bunlara rağmen bir tane sahayı kullanabiliyoruz. Ben bunu aylardan beri belediye başkanına gittim, özel idareye söyledim, valiliğe söyledim. Hatta bunları sezon başında bir toplantı yaptım, birer bir kahvaltı verdim. Burada herkesin bir elini atacağını, herkesin bu konuyla ilgileneceğini söylediler ama ne yazık ki hiçbir şey olmadı. Erzincan karkış memleketi. Soğuk, hava şartlarımız zor. Bakın bugün Erzincan Demirkent'te aynı sahada 3 maç oynatacağız. Ama akademiliğimiz, genç kızlar maçımız, 14, 15, 17 maçlarımız başlatmak zorundayız. Bir ay sonra müracaatlar var. Bir ay sonra federasyona bildirmemiz lazım. Sonucu bildirmemiz gerekiyor ama henüz başlatamadık. Niye? Sahamızın olmadığından dolayı. Bunu bir şekilde artık üst bürokratlarımız bir şekilde elde alması lazım. Bize yardımcı olması lazım. Biz bir yere kadar gidebiliyoruz, bir yerden sonra gidemiyoruz. Artık yani bir yerden sonra önümüz kesiliyor. Ben bunu yapabilmem için de Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Valime, özel idaremizi bunlara bilhassa bizim yanımıza gelerek, bizim yanımızda olarak Erzincan'daki gençlerimizin önünü açmamız lazım. Sabahları oynatacak saha zemin bulamıyoruz. Bundan dolayı kendilerine buradan rica ediyorum. Mümkünse bir gelsin görsünler ne şartlarda ne yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 8. grupta mücadele eden Geçit Belediyespor kendi evinde yenildi. Erzincan Demirkent sentetik çim sahada yapılan karşılaşmada Kadınlar Ligi'nde Erzincan Geçit Belediyespor Diyarbakır'ın takımlarından olan Ahmet Spor'a 11-2 yenildi. Kadınlar 3. Lig 8. grupta yer alan Geçit Belediyespor 14. hafta ligi 6. sırada tamamladı. Kadınlar 3. Lig 8. grupta Erzincan'ın 2 takımı bulunuyor. Erzincan Gençler Gücü Spor ile Geçit Belediyespor takımları ligde mücadelesini sürdürüyor. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.